Bu tahmin edeceğiniz gibi bir kredi kartının kullanım talimatnamesinin bir parçası. Kredi kartındaki yapılan masraflardan söz ediyor. Biliyorsunuz her kredi kartının bir komisyonu var, ücreti var vesaire. Buradaki problem şu. Düşünmenizi istediğim problem şu. Ücret, komisyon ve özellikle masraf kelimesi için İngilizce'de neleri kullanırdınız? Hangi kelimeleri kullanırdınız? İlk aklınıza gelen kelimeler nelerdir? Örneğin ücretten başlayalım. Ücret için fiili kullanırdım. Peki. Bunu çoğul yapar mıydın Berna? Yok, yapmazdım. Neden? Bilemedim, sanki öyle değilmiş gibi Şimdi geldi. Türkçe'de biliyorsunuz arka arkaya isimler sayıldığında son isme getirilmiş çoğul eki bütün isimleri bağlar. Yani bu aslında ücretler, komisyonlar ve masraflardır. İngilizce'de bu çoğul ekini koymak zorundayız biliyorsunuz. Bunu kısaltamıyoruz. Demek ki çoğul ekini koymalıyız burada. Sadece fi diyemeyiz. Çünkü burada kastedilen şey ücretler, komisyonlar ve masraflardır. Lütfen bu ayrıntılara çok 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 dikkat edelim. Komisyon için ne kullanırdınız İngilizce'de? Fikir Komisyon. yürütelim. Evet. Komisyon derdim ben direkt. Commission derdiniz. Peki. Tamam. Bunu da çoğul yapıyoruz tabii. Esas can damarı bu. Masraflar kelimesi için İngilizce'de hangi kelimeyi kullanmalıyız? İşte demin kelimelerin bagajı var falan derken kastettiğimiz şey tam da bu. Expense olabilir mi? Birinci öneri expenses. İkinci öneri Damage derdim ben. cost geliyor bana. Cost. Costs. Üçüncü Masrafı da öneri expense derdim yani. expense'i yazdık. Evet. Onu masraf için derdim. Cost'u ücret için derdim hocam. Cost'u ücret için kullanmayalım. Çünkü cost maliyet kökünden gelir. Hatta fiil olarak da maliyeti olmak anlamına gelir biliyorsunuz. Ücret kelimesi için fi çok güzel oturuyor bence. Tamam. Expense, cost başka seçeneği olan var mı? Damage denebilir mi? Efendim? Damage. Damage mi? Damage. Biraz ağır olmaz mı bu? Expenditure. Efendim? Expenditure. 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 Güzel. Bence bunların Charge. hiçbiri değil. Charge da geliyor aklıma. Charge. Güzel. Çağrıcı kim söyledi? Zehra hocam. Ha, Zehra, pardon. Bazen sesinizi karıştırabiliyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Şimdi Tamam. bence burada en doğru kelime charge. Neden? Bu nedeni anlamanız son derece değerli. Hocam. Charge, masraf bir yükümlülük oradan mı bağlıyorsunuz? Masraf ve yükümlülük ama kredi kartı ne yapıyor insana? Yani kredi kartıyla Yükümlülük kartın sahibi arasındaki ilişki nedir? bir borç bağlıyor, yükümlülük veriyor size. Mesela kartınızda bir alışveriş yaptığınızda aslında ne yapmış oluyorsunuz? Kredi çekmiş oluyoruz. Kredi Evet. çekmek. Evet, kredi çekmiş oluyorsunuz. Tabii ki zaten adı bunun için kredi kartı. Aslında kredi kullanmış oluyorsunuz. O kredi kartınıza yüklenmiş olan limit aslında kredi limiti. Yani size sonuçta açılmış bir kredi. Banka zaten bunu kredi olarak gösteriyor. Demek ki ilişki ne? Aslında borçlandırmak ilişkisi. O sebeple buradaki en doğru kelime charge. Şimdi Hocam, evet. bir de direkt Türkçe'ye girmiş charge edelim. Evet, Hani bu çok şey dilde çok benim tasvir etmeyeyim. tırmalayıcı duruyor ama. Evet, gençler charge etmekten falan söz ediyorlar. Evet. Evet. Şarj aslında biliyorsunuz işte pilleri şarj ederiz falan filan makineleri. Şarj aslında
enerji yüklemek anlamına gelir değil mi? Teknik açıdan bakıldığında bir şeye enerji yüklemek anlamına gelir. Ama charge aynı zamanda ve kelimenin köküne gittiğinizde tam olarak bir yükü üstlenmek anlamına geliyor. Yani yükün üstlenilmesi anlamına geliyor. Bunun isme dönüşmüş hali. Şimdi burada bu metni düşünürken çok basit bir kredi kartı metninden söz ediyoruz. Fee kendini anlatıyor. Çok güzel. Commission da anlatıyor. Ama masraf kelimesi anlatmıyor. İlk başta anlatmıyor. Onun için ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Özellikle çeviri yaparken ya da metni yorumlarken hep beyninizin içinde şu dönmesi gerekiyor. Burada masraf derken kastedilen şey ne? Örneğin işte tabii burada iyi bir akıl yürütebilmek için expense, cost, damage, expenditure ve charge kelimeleri arasındaki ilişkileri bilmek gerekiyor. Yani hangisini neden kullanmalıyım ya da neden kullanmamalıyım sorusuna cevap bulabilmek gerekiyor. Bunun için de sevgili arkadaşlar mutlaka Webster'ı kullanınız. Bilgisayarınızı açtığınızda bir metin okuyorsanız bile çevirmeniz şart değil. Mutlaka önünüzde Webster açık olmalıdır. Merriam-Webster. Webster bu konuda harika bir sözlük. Harika bir kaynak. Eksikleri tabii ki var. Uzmanlık metni değil sonuç itibariyle ama gerçekten iyi bir kaynak. İşte bu çok değerli bir çaba. Yani beyinsel çaba. Burada düşünmek gerekiyor. Burada masraf derken kastedilen şey expense olamaz. Neden expense olamaz? Çünkü expense geldiği kök itibariyle bakıldığı zaman işte bakkala gidip aldığımız bir şeydir expense. Yani yaptığımız bir harcamadır, spending'tir. Spending'in sonucunda doğan bir varlıktır diyelim. Ya da ilişki biçimidir. Cost keza maliyeti olmak anlamında kullanmış bir şey. Damage uzak bu konuya biraz. Expenditure da yine expense kökünden, spending fiilinden türeyen bir kelime. Dolayısıyla burada seçmemiz gereken şey charge'dır. Devam edelim çeviriye. Yusuf sendeyiz. Nasıl devam ederdin bu cümleye? Fees, commissions and charges will be debited derdim ben. Yansıtılır. Ne derdin? Tam söyle. Niye will dedim burada mesela? Will'e itirazı olan var mı? Neden will dedin Yusuf? Açıkla bakalım. Ya şu an ben de mantıklı bir açıklama bulamadım ama. İlk aklına will geldi. Şer geldi benim de. Şer geldi. Evet. Zehra sen söyledin değil mi ona? Evet. Güzel. Shall gelmeliydi aslında ya da are gelmeliydi doğrudan doğru. Evet, are ya da shall dedim ama siz bu hani present bu tense sözleşme yapacaksınız ya da shall ya yapacaksınız. Will yapmayın burada Yusuf. İlk evet, aklına ben gelen seçenek o olmasın lütfen böyle metinlerde. Tabii evet, ki başka metinlerde başka şeyler düşüneceğiz ama burada bence are. Ama debit fiilini çok güzel buldun. Şimdi İngilizce çok zengin bir dil biliyorsunuz. To debit diye bir fiil var. Ve anlamı borç yazmak demek. To credit diye de bir fiil var. O da alacak yazmak anlamına geliyor. Yani bir hesaba borç kaydetmek ya da alacak kaydetmek anlamına geliyor. Şimdi soru şu. Burada kartınıza nasıl söylenir? Kartınıza. Hangi preposition'ı kullanmalıyız burada? Fikri olan? Ben yani to derdim. Direkt aklıma otomatik to geldi. Güzel. Seçenek? Mesela şu olur muydu? On to'yu biliyorsunuz değil mi? İki preposition'ın birleşmesiyle oluşuyor. To olur burada Yusuf. Bir itirazım yok to'ya. On to da olur. Aklınızda olsun diye söylüyorum. Your card. İşte basit bir cümle.
Aslında pek basit değilmiş, değil mi? Aslında tartışılacak birçok noktası da var. Ben bu cümleye bir şey eklemek istiyorum. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi yorum yaparken metnin alt satırla yani satır aralarını okumak derken kastettiğimiz birinci şey şudur. O metni yazan kişinin beynine gireceksiniz. O beyinde ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Orada yazar bize ne demek istiyor? Birinci bölümde Shakespeare'in o güzel sonesinden alıntı şey yaptık, örnek verdik. Orada Shakespeare acaba nasıl bir cümle, yani ne kadar güzel kullanılabilir bir dil, bunun örneğini veriyor ve bir şeyler söylüyor bize aslında satır aralarında. Burada da var. Metinlerin tümü aslında satır aralarında bize bir mesaj verirler. İşte bunu okuyabilmek son derece önemli. Ben burada directly adverb'ünün bulunması gerektiğini düşünüyorum İngilizce'de. Şimdi devam edelim. Bu da benim ilk yaptığım çeviri. Kendi çevirim yani. Bir ne yapmışım? All kinds of eklemişim. Ekleyelim bakalım metnimize. Şimdi beğendiniz mi? Peki neden ekledik? Bir fikri olan var mı? Aslında define etmek için, yani herhangi bir tereddüte yer bırakmadan her türlüsü. Peki size bir soru. Bir İngiliz olduğunuzu düşünün. Yani ana dilinizin İngilizce olduğunu düşünün. İngiltere'de yaşadığınızı hayal edin. Hatta isminizi de değiştirin. Kendinize bir İngiliz ismi bulun. Ve şöyle düşünün. Ben bir İngiliz olsa idim. Burada yan yana sıralanmış isimlerin önüne all kinds of ya da all or any gibi bir kelime grubu koyar mıydım diye bir düşünün. Ve gözünüzün önünden şunu geçirin. Bugüne kadar okumuş olduğunuz bütün İngilizce metinleri geçirin. İngilizce nasıl bir dildir biliyor musunuz arkadaşlar? Türklere gereksiz görünen birçok kelimenin üst üste kullanıldığı, sanki özel olarak abartılmış, şişirilmiş bir dildir. Biz Türkçe'de mesela isimleri sayarken yan yana elma, armut vesaire, cins isim, özel isim her neyse, yanına herhangi bir zarf koymayı ya da herhangi bir preposition koymayı asla düşünmeyiz. Türkçenin de kendine özgü karmaşıklıkları, oyunları var ama İngilizce'de de şöyle bir olay var. Türkçe'de bize çok gereksiz gözüken bir takım kelimeler yan yana, mesela şu kelime, any kelimesi. Bir İngilizce metinde yüzlerce any görebilirsiniz. Çevirmenlerin baş belasıdır. Bu any'ye ne diyeceğim diye kara kara düşünürler. Halbuki şunu bilmeleri gerekir. Any aslında o İngiliz'in beyninin uydurduğu bir şey. Bir anlamı olmak zorunda değil. Ona bir karşılık vermek zorunda değilsin. Anlatabiliyor muyum? Yani bir dilden bir başka dile giderken ya da yorum yaparken ya da onu anlamlandırmaya, çevirmeye çalışırken beyninizin iki dil arasında sürekli olarak gidip gelebilmesi gerekir. Yani beyin aynı anda hem İngilizce hem Türkçe düşünebilmelidir. Ona müsaade ederseniz aslında bunu yapar. Ama bunun için dediğim gibi o dilin o ince noktalarına nüfuz etmiş olmanız gerekir. Yani bir İngiliz'in o anda ne düşünebildiğini hayal edebilmeniz gerekir. Neyse çok uzatmayın, bu tip cümleleri sürekli duyacaksınız benden bundan sonra. Şimdi aynı cümleye İki kelime daha ekliyoruz. Ücret, komisyon ve masraflar
gerçekleştiği tarihte kartınıza borç olarak yansıtılır. Gerçekleştiği tarihte için siz ne derdiniz? Cümleniz şu anda böyle. Ve bunu cümlenin neresine koyardınız? Zaman belirtiyor. Bir zaman zarfı. Ne zaman kartınıza borç olarak yansıtılır? Gerçekleştiği tarihte. Gerçekleşen şey ne? Neden bahsediyor burada? Yani ücretlerin ya da komisyonların. Ne gerçekleşiyor Berna? Mesela kredi kartınla gittin bir yerden alışveriş ettin. Tamam, bir kitap aldın. Kartını uzattın. Post cihazından geçti. Ne olur o anda? O anda işleme koyulacağını söylüyor. Ne yaptın sen o anda? Bir alışveriş yaptın. Hı-hı. Değil mi? Kartını kullanarak bir malın bedelini ödedin. Fiyatı ödedin. O anda ne olur? Hem o malın bedeli, hem kredi kartı kullanım ücreti, hem komisyon, hepsi senin orada kayıtlı olan kart hesabına borç olarak yansıtılır diyor. Peki bunu İngilizce'de nasıl ifade edersin? Ben en sona koyardım. Hatta as soon as diyebilir miyim diye düşünüyorum. Emin değilim. Peki nasıl söylerdin? Bir fikri olan var mı? Burada bir kere hiç tartışmasız ihtiyacımız olan bir şey var. Bir preposition. Evet Yusuf. Ben hocam on derdim preposition için. Devam et. On accrual date derdim. Evet, itirazı olan, fikri olan. Niye accrue fiilini kullandın Yusuf? Yani tahakkuk ediyor ya. Tahakkuk eden ne var orada? Borçlar falan. Masraf yaptın. Aynen. Etmiyor mu tahakkuk? Bilmiyorum. Etmiyor. Tahakkuk başka bir şey. Bunu ayrıca konuşalım Yusuf seninle. Tamam hocam. Tahakkuk etmiyor orada bir şey. Tahakkuk res başka bir anlamı. Reskont gibi hocam. Geliyor. Efendim? Hocam reskont ediyor gibi aslında bir yok, anlamda. Yok, reskont da etmez. Reskont yani, da tamamen başka bir şeydir. Evet, yani kredide farklı ama yok, belki... Yok, reskont etmez, hayır. Bir yerde masraf yaptığımız zaman ne yapmış oluyoruz? Kartımızla ödeme yaptık. Demin ne dedik? Kredi kullanmış oluyoruz. Borçlanmış oluyoruz. Harcama. Borç üstlenmek ne anlama geliyor? Hangi fiille anlatabiliriz İngilizce'de bunu? Borç altına girmiş oluyoruz aslında. Debt assumption mı? Assumption o anlamda kullanılmaz. Debt assumption agreement'lar oluyor. Debt assumption, evet var ama bu olmaz. O çok başka bir şey Zehra. Evet, borç üslenim anlaşması. Borç üslenme anlaşması. Evet ama çok başka bir şey. Konumuz evet, dışında. Evet. Başka birisinin hocam, borcunu üstlenmiyoruz. Kendimiz borç altına giriyoruz. Borç altına girmek kavramını İngilizce'de en iyi anlatan fiili arıyoruz. Ben evet, hocam bir kopya çektim Turing'den ufak ama. Güzel. Incur liability. Olur mu? Şimdi bu ipucundan yola çıkarak yürü bakalım. Fiili buldum Yusuf. Kalıbı kur. On the date. Niye date'e takılıp kalıyorsun Yusuf? Niye bu date takıntı nereden geliyor? Takıntıya dönüşmüş. Date demek zorunda değilsin. Tamam hocam. Güzel. Şimdi başka bir şey düşün bakalım. Düşünce tarzını değiştir. When diyelim. Preposition arıyoruz. Hmm. Adverb değil. Evet, var mı fikri olan? Get into'yu kullanabilir miyiz? Uzatmayalım, kısa kısa anlatalım. Get into'yu kullanırız ama nasıl bağlantısını kuracağız? Yani bir İngiliz gibi düşünmeye çalışın. Türk, hala Türksünüz. Çıkın buradan, Türkçeden uzaklaşın. Et koysak, İngilizsiniz. Bir İngiliz nasıl anlatır dedik? Süsler.
Ama bir yandan süslerken özellikle prepositionlara abanır. İngilizce'de çok kullanılır prepositionlar. Çok 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 ama. Bütün prepositionları çok iyi bilmek zorundasınız İngilizce'de. Burada bir preposition'a ihtiyacımız var. Yardımcı olayım size. Bu incur fiilinin noun hali nasıl yazılır bilen var mı? Incurrence mı? Incurrence böyle yazılır. Buraya ne gelecek sizce? Et mi? Hayır. Bir preposition'dan sonra doğrudan doğruya bir noun gelmişse, noun phrase'den söz etmiyorum, noun. O preposition ne olmalıdır? Upon mu hocam? On mu? Evet. Upon. İşte şimdi İngiliz gibi düşünmeye başladık. Ne dedik? Bir kere olayı özetleyecek en iyi fiili bulacağız. O fiilin isim halini bulacağız. O isme yakışan preposition'ı bulacağız. Hep aklımız bunlara çalışacak. Hem süslemiş olacağız, hem derdimizi tam bir İngiliz gibi anlatmış olacağız. Yani upon incurrence, yani borca girdiğin anda diyor, bütün bu ücret, komisyon, masraflar doğrudan doğruya kartına borç yazılır diyor. Söylenen şey bu. İşte şu anda bu Türkçe cümlenin İngilizce karşılığı en doğrusu böyledir. Devam edelim. Bitmedi işimiz. Bakın ben de orijinal çeviride bunu yapmışım. Upon incurrence. Şimdi cümlemiz biraz daha uzuyor. Ne demiştik? Ücret, komisyon ve masraflar gerçekleştiği tarihte kartınıza borç olarak yansıtılır. Şimdi bu ücret masraf komisyonların ne olduğu söyleniyor. Bireysel bankacılık hizmet sözleşmesinde belirtilen. Cümlemizi alalım. Evet, şimdi ekleme şu, bireysel bankacılık hizmet sözleşmesinde belirtilen. Bu phrase'i nereye koyacağız ve nasıl koyacağız? Kural nedir? Elimizde bir noun phrase var. Noun'lardan oluşan bir phrase var. All kinds of fees, commissions and charges diyor. Bu hangi ücretler? Soru bu. Nerede belirtilen? Şurada belirtilen. Bağlantıyı nasıl kuracağız? Gerund'la kurabiliriz. Yani bir reduction yapabiliriz. Which'le hani normalde define ederiz ya onu. Evet. Onu reduce ettiğimiz gerund bazlı bir şey olabilir. Güzel. Eğer şey deseydi. Önerin var mı? Doğru yoldayız. Hangi fiili kullanmalıyız belirtmek için? Yani Define derdim mesela. İtirazı define, olan. Mention. Başka? Specified belki. Efendim? Specify. Evet. Güzel. Stated. State. Güzel. Point out falan point olabilir. Point out. Güzel. Bir declare tane de R ile başlayan var. Declare. Beş harfli. R ile başlıyor. İlk harfini söyledim. Yanlış yaptım. Evet, tamamlayın bakalım. Beş harfli bir fiil arıyoruz. R ile başlıyor. Burada en çok o yakışır bence. İkinci harfi E. Üçüncü harfi F. Refer mı? Evet. Refer to. Evet. Refer biliyorsunuz to'suz yaşamaz. Mutlaka to ister kendisinden sonra. Şimdi burada bence en çok refer to yakışır. Neden o yakışır? Onu da anlatayım. Aslında burada mention kullanılabilir. Specify, state kullanılabilir. Point out bu tip metinlere pek yakışmaz. Çünkü point out çok nasıl diyeyim günlük dilin çok yaygın kullanılan bir kelimesi. Bu tip metinlerde yani çok fazla metin okuduğunuz zaman bunu hissetmeye başlıyorsunuz. Çok yaygın kullanılan, tercih edilen bir kavram değil. Ama kullanılmaz mı? Tabii ki kullanılabilir.
Fakat define burada biraz anlam kaymasına sebep olur. Şimdi bireysel bankacılık hizmet sözleşmesinde deyin bakalım bana. Evet, gönüllü var mı? Evet Yusuf. Personal Banking Service Agreement. Bir dakika. Personal doğru mu? Personal Banking Service Agreement dedin değil mi? Evet. Personal doğru mu? Şey, individual olmaz mı? Evet, bir tercihte individual. Şimdi personal banking kullanılıyor aslında. Ama size bir soru. Burada individual kullanılabilir. Nitekim ben de onu kullanmıştım. Ama bir seçeneğimiz daha var. Bankacılık, Zehra sen biliyorsun değil mi bankacılığı biraz? Tabii tabii, ben banka personeli de hocam dilimin ucunda da çıkaramıyorum. Güzel, R ile başlıyor. R harfiyle başlıyor. Başka bir anlama geliyor bu kelime aslında ama bankacılar bu kelimeyi çok seviyorlar. Ya, gerçekten dilimin ucunda. Retail mi? Retail, aferin. Retail, evet. Retail banking. Yani, perakende, aynen. Evet, perakende bankacılık diyorlar bankacılar. Evet. Bireysel evet. Bankacılığa. Personal kullanılabilir, itirazım yok. Individual da kullanılabilir, çok yaygın kullanılıyor. Çünkü tamamen bireylerle ilgilenen bir dal o. Ama retail banking çok daha güzel olur. Referred to in the retail banking service agreement. Gerisi aynı zaten. Şunu aşağıya alalım, birleştirelim. Şimdi nasıl bir uygulama yapıyoruz arkadaşlar? Bir yandan konuşarak bu cümleyi anlamaya ve anlamlandırmaya, çevirmeye çalışıyoruz. Ama bir yandan da ne yapıyoruz aslında biliyor musunuz? Bir Lego oynuyoruz. Aslında uzun bir metin karşınıza çıktığında bir cümle düşünelim. O cümleyi anlamak için doğru yerlerden bölmeniz hayati önemlidir. Felsefede de bu böyledir, başka her alanda da bu böyledir. Yani o cümleyi nereden bölebilirim diye düşüneceksiniz öncelikle. Bu çok önemli. Çeviride de hayati önemli bir konu. Evet. Biz de metnimizde individual banking kullanmışız. Peki. Şimdi son kısma geldik. 10 dakika kadar bir vaktimiz var. Şimdi cümlemiz biraz daha uzuyor. Bu sefer kartınızı aldığınızda imzaladığınız ve bir kopyasını aldığınız diyor. Metin aynı. İki tane Lego ekleyeceğiz metne. Cümlemiz çıktı ortaya. Şimdi kartınızı aldığınızda imzaladığınız derken neden bahsediyor? Sözleşmeden bahsediyor. Yani ne yapmışız? Sözleşmeyi imzalamışız. Çünkü banka bize kart verdiğinde ne yapıyor? Sözleşmeler imzalatıyor değil mi? Her sayfasının altına. Ondan bahsediyor. Ve bir kopyasını da bize vermişler. Bunu söylüyorlar. Şimdi bir, bunu nereye koyacağız ve nasıl bağlayacağız? Yine Apple'ını mı bağlayacağız acaba? Hayır, bu sefer Apple'ını bağlamayacağız Hakan'cığım. Apple'ın her yerde işe yaramaz. Nerede işe yarar Apple? Demin de söyledim. Kendisinden sonra tek bir noun olduğunda. Unutmayın. Noun phrase bile değil çoğunlukla. Tek bir noun. Noun phrase'lerde kullanılabilir yerine göre ama tek bir noun'unuz varsa elinizde up'ın çok yakışır. Ama burada ben olmaz. Çünkü kocaman bir phrase, iki tane phrase var. Efendim? Burada ben kullanabilir miyiz sizce? Ama bağlantıyı nasıl kuracağız? Anlaşmadan bahsediyoruz. İmzalamışız anlaşmayı yani. Bize söylüyor, sen imzaladın diyor. Burada da define edeceğiz sanki hocam. Hani kartımızı aldığımız zaman imzalanmış ya. Güzel. Bağla hocam, Zehra bakayım burayı. Agreement. Evet. Kartımızı aldığımızda agreement signed. Devam et. Kim imzalamış? Siz. Delivery demek istedim orada. Bir dakika dur. Dur bir dakika. Önce imzaladığınız derken kişiyi belirtmemiz lazım. Sign ama kim imzalamış? Siz. Sign. By you. Sizin imzaladığınız. Evet biraz evet. Türkçe geldi ama hani olur değil güzel. Mi? Güzel. Tamam.
Şimdi kartınızı aldığınız zaman... And diyeceğiz aslında. Science'dan sonra and. Bir dakika. Kartımızı aldığımızda sözleşmeyi imzalamışız. Kartınızı aldığımızda tamam. Demen lazım burada. Tamam. Yani delivery kelimesi geliyor orada. Nasıl bağlayacaksın? Bir dakika. Biraz önce ne konuştuk? Evet. Upon. Evet. Evet. Upon. Delivery. Upon. Delivery of the card derim mesela ben. Sizin orada. Kartınız. Your card olabilir. Aynen. İyilik sıfatlarını unutmayalım. Şimdi tamam. Bir kopyasını aldığınız, yani sözleşmenin bir kopyasını size verdik diye hatırlatıyor bize metin. Nasıl anlatırız bunu? Acquire geliyor ya da get geliyor yani get. Kopyasını almak ne demek? Yani kopyayı size verdik diyor. Nüsha aslında yani orada nüshayı kastediyoruz. Bir dakika arkadaşlar, olayı gözümüzün önünde canlandıralım. Bankaya gittiniz, kredi kartı istediniz, verdi. Size bankacılık hizmet sözleşmesini imzalattı. İmzaladığınız sözleşmenin bir kopyasını da size verdi. Yani size ne verdi bankacı? Kredi kartınızı verdi. Bankacılık hizmet sözleşmesinin bir kopyasını verdi. Ne ile birlikte verdi size? Kartınızla birlikte verdi. Nasıl bağlayacağız? Hadi çalıştırın. Çalıştırın beyinleri. Nasıl given. Bağlayacaksınız? Given. Bir dakika ama arada bir şeye ihtiyacımız var. Havada duruyor kelimeler. Which'le mi bağlıyoruz? Diye düşünüyorum. Efendim? Which'le mi bağlayacağız? Şimdi iki şeyi aynı anda bize vermişlerse ne dememiz lazım? Together with. Neyi almışız? Bir kopyasını. E kopya. Neyin bir kopyası? Bankacılık hizmet sözleşmesinin. Buraya ne koymalıyız arkadaşlar? Bir kelimeye ihtiyacımız var. Here orada nominal adverb koymamız lazım. Here in mi? Here of mu? There of. Here kullanamayız Zehra. Çünkü başka bir metinden söz ediyoruz. There tamam. Of. Gördünüz mü? Bakın şimdi nasıl bağlar. Signed by you upon delivery of your card together with a copy thereof. Şu bölüme çok dikkatli bakın. Bakın arkadaşlar. Şimdi tabii ki beynimizi aynı anda işte iki ayrı ülkenin insanı gibi çalıştırmak o kadar kolay bir hadise değil ama kesinlikle yapılabilir. Bunu yapmaya çalışın lütfen. Yani mesela bunun için şöyle egzersizler yapmanızı öneriyorum. Diyelim ki haberleri izliyorsunuz televizyonda. Türkçe haberler izliyorsunuz. Anında beyninizde o cümlelerin İngilizcesini kurmaya çalışın. Tamam mı? Ya da bir film izliyorsunuz Türkçe. Anında o konuşmaları İngilizce olarak aksettirmeye çalışın. Ve kendi kendinizi yargılayın. Yani ben bir İngiliz olsaydım burada ne derdim? Derdimi nasıl anlatırdım? Nasıl cümleler kurardım diye düşünmeye çalışın. Ve özellikle de sürekli olarak ne kadar Türkçe okuyorsanız o kadar da İngilizce okuyun arkadaşlar. Ve mümkün olduğu kadar değişik konularda okumalar yapın. Yani tek bir konuya saplanıp kalmayın. Alanınız diyelim ki felsefe ya da şu ya da bu olabilir. Ama hayatın çok çeşitli, çok zengin olduğunu unutmayın. Ve mümkün olduğu kadar değişik tiplerde metinleri iki ayrı dilde de sürekli okumaya çalışın. Bu son derece değerli. Bir süre sonra fark edeceksiniz ki beyniniz siz onu düşündüğünüzde size İngilizce kelimeyi de getirecek. Şimdi düşünmekle konuşmak arasındaki ilişki nedir? Biz bir şeyi düşündüğümüz zaman beynimiz oradaki kitaplıktan hemen bize bir kelime ya da bir kelime grubunu servis eder. Ve dilimizden o çıkar. Aynı şey İngilizce'de de yapılabilir. Bunu yapabilirsiniz. Bunun için uğraşın bence.